Değerli dostlar, biliyorsunuz yaklaşık 35 yıldır örgütlü Alevi kurumları Türkiye'de eşit yurttaşlık çerçevesinde bu ülkede Alevilerin uğradığı hak ihlalleriyle ilgili talepleri var. Bu talepleri Türkiye kamuoyu çok yakından biliyor. Yine burada tekrarlamak istiyoruz. Eşit yurttaşlık talebimizde başta ibadethanemiz olan cemevlerinin yasal statüye kavuşması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Sivas Madımak katliamının olduğu Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması, Alevi köylerine yapılan camilere bir an önce son verilmesi, Alevilerin dergahları Alevilere iade edilmesi, kamuda yapılan ayrımcılığa son verilmesi gibi talepler ve Diyanet İşleri Başkanı'nın lağvedilmesi talepleri Türkiye kamuoyunda 35 yıldır örgütlü Alevi kurumları bunları her platformda dile getiriyor. Ve bununla ilgili defalarca hem demokratik anlamda yasal çerçevede alanlarda, medyada, siyasette, hukukta mücadeleler verdik. Özellikle siyasi alanda biliyorsunuz bugünün iktidarı 2009-2010 yıllarında 7 tane oturum yaptı Alevi açılımı diye. O günün kurum genel başkanlarımız toplantılara katıldıklarında 5 ana temel talepte ortak taleplerini hükümetin temsilcilerine ilettiler. Ve süren tüm oturumlarda bizim yüzyıllardır bu topraklarda ifade ettiğimiz, olmazsa olmaz dediğimiz laiklik ve demokrasi çerçevesinde Türkiye'nin tam anlamıyla laiklik ve demokratik bir ülke olması olursa bu taleplerin, bu ülkede yaşayan tüm inançların, tüm kimliklerin, tüm dillerin özgürce, eşitçe kendini ifade edebileceğini hep her platformda dile getirdik. Ama 2009-2010 Alevi çalıştaylarında şunu gördük ki bu topraklarda bu ülkeyi yönetenler kendileri dışındakilerini tarif etme, tanımlama, onları bir çerçevede, onlara bir kıyafet biçmeden asla vazgeçmediler. O oturumlar sonucu hepinizin malumu, çalıştaylar sonrası Alevilerin hiçbir talebi olumlu adım atılmadı ve çalıştaylar boşa düştü. Maalesef iktidar Türkiye'de toplumun farklı kesimlerinin talepleri söz konusu olunca duymayan, kulağa tıkayan, gözlerini kapatan bir rol oynamaya devam ediyor. Ve bugüne geldiğimizde son dönemlerde bu yıl 2002 yılında Muharrem ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın başta Hüseyin Gazi Cemevi dergahını ziyaretle başlayan serüven başladı. Bu ülkede yaklaşık 2 yıldır dile getirdiğimiz Aleviler bu ülkenin güvenlik sorunu değil. Aleviler bu ülkede laiklik, demokrasi istiyor, eşit yurttaşlık istiyor, eşitlik istiyor diye vurgusunu sanki duymayan iktidar sanki Aleviler bu ülkenin güvenlik sorunumuş gibi İçişleri Bakanlığı öncülüğünde oluşan bir ekiple sözde Alevi kurumlarını gezdiler, sözde Alevilerin taleplerini dinlediler ve sözde Alevilerin talepleri Plan Bütçe Komisyonu'na gelen ve torba yasası işine giren elektrik, su, bakım, onarım gibi talepleriymiş gibi kamuoyunda bir algı yarattılar. Ve bugün burada çatı örgütleri olarak yıllardır birlikte dile getirdiğimiz eşit yurttaşlık talebimizi yok sayan iktidar yine toplumda yanlış bir algı yaratmak peşinde koşuyor. Devletin hiçbir inancı tanımlamaya, tarif etmeye, onun nasıl olacağına, nasıl inanacağına karışmaması gerektiğini, bu ülkede her inancın kendi özgünlüğünü koruması gerektiğini, özgür olması gerektiğini, devletin inançla olan ilişkilerinde mesafe koyması gerektiğini, laiklik temelinde bir talepte tekrar ona dile getirdik. Yapılan hareketin Alevilerin bir torba yasası çerçevesinde Alevilerin yıllardır dile getirdiği talepleri torbaya sıkıştırarak sanki demokratik bir açılım yapıyormuş gibi bir hava yarattı iktidar. Son dönemlerde alışageldiğimiz kararnamelerle sabaha doğru bir kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir
Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı diye bir kararname çıktı. Kararname şunu tekrar bize gösterdi ki bu ülkede yüzyıllardır inkar edilen, yok sayılan, dönem dönem katliamlarla karşı karşıya kalan, asimilasyon politikalarının her türlüsüne maruz kalan bu inanç topluluğu yine asimile edemedikleri, sürgün edemedikleri, tüm katliamlara rağmen yok edemedikleri inancı yasal çerçeve adı altında inancı yok saymayla karşı karşıya kaldık. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı inancımızı yok sayan bir kararname. İnanç önderlerimizi yok sayan bir kararname. Eşit yurttaşlık taleplerimizi yok sayan, demokrasi ve laiklik vurgusu yapan, Alevi toplumunun taleplerini yok sayan, onları bir yere hapsetmeye, bir daireye hapsetmeye içine alan bir girişim. Bununla ilgili gerek yasal gerek hukuki tüm süreci yüzyıllardır verdiğimiz gibi bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. 25 Aralık'ta Aleviler İstanbul'da bir kurultay gerçekleştirecek. Sadece Alevi kurumları değil, bu ülkede demokrasiden, laiklikten yana olan, bu ülkede eşitlikten yana olan tüm kesimleri davet edeceğiz. Sanatçısından, medyasına, bilim adamından, kurumun demokratik kitle örgütleri, kurumun değişik toplum temsilcilerini, vekilleri davet edeceğiz. Aleviler bir kez daha sözünü 25 Aralık'ta İstanbul'da tekrar bir salonda on binlerce insanın katılacağı bir ortamda tekrar Türkiye kamuoyuyla paylaşacak. Biz bu ülkede Alevilerin talepleri gerçek anlamda anlaşılana kadar, ülke gerçek anlamda tüm inançlara, tüm etnik kimliklere, dillere, renklere eşit davranana kadar bu mücadelemizi her platformda geçmişte sürdürdüğümüz gibi bugün de sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı bizim için yok hükmünde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi yok hükmünde. Torba yasasında Alevilerin sadece talepleri elektrik, su, bakım, onarılmış gibi küçümseyen, Alevi inancını yok sayan anlayış bizim için yok hükmünde. Biz eşit yurttaşlık talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Evet, dün akşam torba yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda geçti. Az önce de söyledim, hukuki anlamda mücadelemizi devam edeceğiz. Ama demokratik taleplerimizi yasal çerçevede, alanda, sokakta, siyasette, tüm alanlarda mücadeleye devam edeceğiz. Bu topraklarda yıllardır onlarca acı yaşadı. Onlarca katliam girişimi oldu. Terör girişimi oldu. 13 Kasım'da İstanbul Taksim'de yapılan o vahşetin, o katliamın, o terör olayının yapıldığı yerde hayatını kaybeden canları Alevi kurumlar olarak karanfil bıraktık ve pirimiz duasıyla orada onları tekrar yad ettik. Bu ülkede tekrar insanlar katledilmesin, terör yaşanmasın, barışın hakim olması için hepimizin her geçen günden daha fazla birbirimize ihtiyaç olduğunu, birbirimize yan yana olmamız gerektiğini tekrar orada duamızla da ilettik. Tekrar 13 Kasım Taksim katliamında hayatını kaybeden dostları, canları saygıyla anıyor. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralılara da acı şifalar diliyoruz. Bizim.